Herkese merhaba arkadaşlar. Buraya tatlı patates filizlerimizi dikmiştik. Şimdi bakalım onlardan bir şey çıkmış mı? Çok fazla umutlu değilim ama şöyle sürgünler şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir de şurada bir şeyi göstereyim size. Bu kütükler bizim Eskişehir'deki otoparkımızdaki mantar kütüklerimizdi. Eskişehir'de İnegöl'e taşındığımız için bu mantar kütüklerini de getirdik. Bahçemizde şöyle kenara koymuştuk. Üzerine de el yıkamak için şöyle bir musluklu bidon koyduk. Bu bidonda akan sularla aşağıda mantar çıkmış. Şu mantarı da size göstereyim. Görüyorsunuz. Şu mantara bakın. Bu mantar önceki mantarlarımıza göre rengi biraz daha koyu. Bu da güneş ışığını daha fazla aldığından kaynaklanıyor. Normal otoparktaki mantara göre çok daha sert dokulu. Daha güzel bir yapısı var. Bakalım. Keşke biraz daha fazla çıksaydı ama sadece iki parça çıkmış. Bunun da bir tadına, lezzetine bakacağız. Açık alanda mı, kapalı alanda mı daha güzel oluyor bakalım artık. Şimdi bakalım tatlı patateslerimizden ne çıkacak. Bizim tatlı patatesimiz. Biraz küçük olmuşlar. Bu da şu kenara ekmeyecekmişiz bunu. Daha kumlu, güzelce toprağını hazırlayıp bu şekilde ekmemiz gerekiyor. Buradaki yaptığımız yanlış şu. Buraya örtü yapınca bu taraftan gelen güneşi kesti. Oysa ki bu hem sağdan soldan her taraftan güneş istiyor ve gün boyu güneş isteyen bir bitki. Bunları şimdi tohumluk olarak ayırıp farklı yerlerde seneye tarlanın daha güzel yerlerinde ekim yapacağız. Şu gördüğünüz minik yumrular bile tohum olarak kullanılabilir. Bir de şunlara bakalım. Bunları tohumdan ekmiştik. Fideden değil. Sarkısta çok büyümediler. Bir bakalım bunlarda bir şey var mı? Evet arkadaşlar, bu yılki çıkan tatlı patatesimiz bu. Bunun nedeni şöyle söyleyeyim. Toprak hazırlığının iyi olmamayışı. Buraya gübre koymadık. Filizler aşırı şekilde boy attığı için bir an önce dikmem gerekiyordu. Ve bu bahçeyi yeni almıştık. Hiçbir şekilde hazırlık yapamadan telin dibine diktik. Sonra bu perdeyi yapınca da güneş alamadı. Ve bizim yumrularımız büyüyemedi. Şimdi biz bu yumruları bu şekilde yemeyeceğiz. Çünkü çok fazla yenecek bir şey çıkmadı. Ama biz bunları seneye tohumluk olarak ben bunu saklayacağım. Buzdolabının 0 derece bölmesine koyduğumuzda bu seneye Mart, Nisan ayına, Ekim dönemine kadar kalabilir. Şimdilik bunları buzdolabına koyup seneye Nisan, Mayıs ayı gibi
Bunu bahçemizde güzel bir yere ekimini yapacağız. O zaman tekrardan ekimden hasada kadar videolarla bunları size paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.